Agnostisizm. Dün akşam YouTubetan izlediğim bir video enteresandı. Agnostisizm hakkında konuşan devran dededen etkilendim. Aşağıdaki gibi düşüncemi paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Tanrı hakkında bildiklerimizin kaynağı onun kendi sözleridir, yani Kur'andır. Tanrı gerçektir ve varlığını doğrulamak, insanın bireysel düşünme becerisine bağlıdır fiziksel varlıklar hakkında yani doğal ve yapay varlıklar, doğal ve yapay zekalar günümüzde çokça konuşulur oldu. Var olanları kim ve niçin yarattı? Veya nasıl meydana geldiler? Düşünmenin kaynakları bilgi, inanç, duyumlar ve kanıtlardır. Bu konuda tarihten gelen farklı düşünce akımları da vardır. Teizm, ateizm, deizm, agnostisizm, paganizm Kur'an'a göre Tanrı eşsiz ve benzersizdir. Her şeyi yoktan var eden mutlak bir iradedir. Tanrı evreni ve doğayı doğal işleyiş kurallarıyla yoktan var etmiştir. Ayrıca akıl, zeka ve irade gibi bazı zihinsel yetenekleri sadece insana vermiş ve onu doğadaki halifesi, yani temsilcisi olarak belirlemiştir. Bu yetenekler insanı diğer canlılardan ayırır ve ona özel bir konum kazandırır. İnsan bu yetenekleri sayesinde kendini ve çevresini fark edebilir, bilinmeyenleri araştırarak öğrenebilir, bilgilerini analiz ederek anlamlı çıkarımlar yapabilir. Böylece o yeni fikirler ve ilave yararlar üretebilir. Bilinçli her insan hem kendisi için hem de çevresi için yararlı ve koruyucu olabilir. İnsan bu süreçte evrendeki düzeni ve doğadaki işleyişi gözlemleyerek ve deneyimleyerek Tanrı'nın varlığını idrak edebilir. Kur'an'a göre bu idrak iman ve inanç olarak kabul edilir. İnsan bu inancı kabul edip ikrar ettiğinde Tanrı'nın gerçekten var olduğunu, eşsiz ve benzersiz olduğunu anlayabilir. Kur'an'da insanın bu özel konumu ve yetenekleri Tanrı'nın varlığına dair deliller olarak sunulmuştur. İnsan, bilinçli bir şekilde yaşadığı deneyimler ve gözlemler sayesinde Tanrı'nın varlığını ve onun yarattığı düzeni kavrayabilir. Bu iman ve inanç, insanın bilinçli bir şekilde Tanrı'nın varlığını kabul etmesini ve ona bağlılık göstermesini sağlar. İnanç bireysel ve öznel bir düşüncedir. Her bireyin inançları, kişisel deneyimlerine, duygularına ve manevi sezgilerine dayanır. Bilgi nesnel ve evrensel olma iddiasındadır. Bilgi, bireysel deneyimlerden bağımsız olarak doğrulanabilir ve başkaları tarafından da test edilebilir. Evrensel insan haklarına göre her insanın duygu, inanç ve düşüncesi özeldir ve insan dilerse bunları özgürce paylaşabilir. İdari yönetimlere ve toplumsal geleneklere göre uygulamada sınırlamalar ve yasaklar olabilir. İnsanoğlunun önemli iki meselesi vardır. Birincisi, Kur'an'ın ilkelerini bilmemek. Ayrıca, manasını doğru anlamamak veya yetersiz bulup çeşitli ön yargılarla yanlış yollarda gitmek. İkincisi, inanmada kabul ve ikrar meselesidir, yani itiraf etmek veya samimiyetle söylemek. Akıl sahibine, daima gerçek olanı söyler. Ancak akıl sahibi, her durumda onu itiraf edemez. Notlarınız, şimdilik bu kadar. Aliara 2015 31 Temmuz 2024